su istiyorum demek mesela bu sulu. İşte yaşamak için çok güzel bir yer ama biraz soğuk. Hem deneyimler hem tecrübeler üzerine gideceğiz. Şunu öğrettim. Böyle ejderha gibi hissettim kendimi. Öyle diyorlar kesmiyor. Ben kendime güvenmedim okulda. Bana biraz tehlikeli götürdü çünkü dengede durmanız gerekiyor orada falan. Hatta üzerinize battaniye bile veriyorlar üşürseniz diye. Ama lütfen kesin. Bir yandan İngilizce öğreniyorsun, bir de farklı dil öğreniyorsun. Yani mükemmel bir şey oluyor. Neden İngiltere'yi dil eğitim için tercih ettik desem? Peki bu farklı kültürlerin yemeklerini tatmak nasıl hissettiriyor? Türk damak tadına uygun yemekler sizce hangileri desem? Türk damak tadına Tay ya da size yemekleri. Tay yemekleri bana daha uygun çünkü ben çok et seven bir insan değilim. Dolayısıyla böyle o kasenin içinde bulunan sebzeler beni acıktırıyor. Onun dışında Rus yemekleri de Türk yemeklerine biraz yakın aslında. O yüzden onların yemekleri de çok güzel. Çok fazla böyle salata vesaire imkanları oluyor. Yani genel olarak ben çok beğenmiştim mesela. Meksikan denediğim biraz acıydı. Biraz acıydı. Yerken böyle ağzımda hani böyle ejderha gibi hissettim kendimi. Biraz acıydı evet. Ama hani onların da kendi mutfaklarını özel yemekler ama genel olarak güzeldi yani. Hepsi çok güzeldi. Evet yani Meksikalıların acıyı abartma durumları bence de bir... çok. Ayran olsa içerdim. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.